arkadaşlar. Bugün yulaflı normal baton ekmek yapacağız. Bunun için akşamleyin ben 24 gram ana mayamdan aldım. 72 gram ekmekli kum, 72 gram suyla ön mayamı hazırladım. Gördüğünüz gibi kabardı. Üstü köpük köpük, lif lif oldu. Yani hazır durumda. Ve tenceremde 45 gram yulafı 150 gram suyla pişirdim. Soğudu. Şöyle gördüğünüz gibi. İsterseniz sütle de pişirebilirsiniz. 300 gram ekmekli unumu 100 gram dinkel unumla karıştırdım ve koydum yoğurma kabıma. Şöyle göstereyim. Burada 40 gram bal tarttım. 40 gram tereyağı ve 150 gram da sütüm var. Çok az da bir tuzum var. Bir çimdik. Şimdi bütün malzemeleri yoğurma kabıma alıyorum. Maya dahil hepsini alıyoruz. Tereyağını en son ilave edeceğim. Biraz yoğurduktan sonra. Şöyle mayayı da çarpılamak istiyorum 150 gram sütümle. Biraz dibini bıraktım. Önce bir karıştırmak istiyorum malzemelerle. Fazla gelirse diye temkinli davranmak istiyorum. Siz de sütün hepsini birden boşaltmayın. Unlarınıza göre farklı bir un kullanıyorsanız 150 gram süt fazla ya da az gelebilir. O yüzden önce alttan başlayın. Alt gramajdan 100 gramdan yavaş yavaş ilave edin. Bir çimdik de tuzumuzu attım. Şöyle karıştırıyorum. Kıvamına bakacağım. Buna tereyağı da girecek. Gayet iyi gözüküyor. Yani çok cıvık değil. Bu 150 gramın kalan sütü. Toplam 150 gram sütümü koydum. Evet. Evet. Şöyle önce düşük ayarda kapatıp şu an 6'da 6. kare. Evet, şimdi yağımı azar azar ilave ediyorum. Ve gluten tenceresi oluşana kadar makinemde yoğurmaya devam edeceğim. Evet, yeteri kadar yoğurdum. Bir buçuk iki saat kapta mayalandıktan sonra evet katlama yapmayacağım. Şöyle birazcık yağ gezdiriyorum. Yağ gezdirilmiş kabımı alıyorum yapışmasına benim diye. Evet, gördüğünüz gibi gluten penceresi oluşmuş. Hamurumuz sünüyor. Şöyle burada 1,5-2 saat sonra biraz kabardıysa şekil verip baton kalıbı alacağız. Evet arkadaşlar.
arkadaşlar, maalesef düğmeye basmayı unuttuğum için hamuru bölerken çekmeyi unutmuşum. Yani yanlışlık oldu. Hamurumu 2 saat mayalandırdıktan sonra 3 eşit parçaya böldüm gördüğünüz gibi. Ve şimdi bunu şöyle şu şekilde oklavayla, merdaneyle açacağım. Şöyle korkmayın havası gider diye. Şu şekilde yapıyoruz. Güzel mayalanmış. 2 saatte bayağı bir hafiflemiş. Çok fazla kabarmasını istemiyoruz zaten. 2 saat yeterli. Şu şekilde birleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi. Şöyle birazcık bastırıyorum. Ve bunu şu şekilde sıkı bir şekilde rulo yapıyorum. Şuradan da birazcık kapatıyorum. Şöyle. Şuraya koyuyorum bezimin üzerine. Şimdi aynı işlemi diğer hamurlarım için de yapacağım. İki beze için. Hafif unluyorum. Şöyle. Hiç yapışmıyor elime. Ben yaklaşık olarak böldüm 3 eşit parça. İsterseniz siz tabii ki tartabilirsiniz. Şöyle yapıyoruz. Şöyle yine uzatıyoruz. Ve yine aynı şekilde şuradan birleştiriyorum. Şu şekilde koyuyorum. Üçüncü de sıra. Spelt yoksa ben speltle yapıyorum. Sizler tam buğday ya da başka bir un da kullanabilirsiniz onun yerinize. Elinizde mevcut olan bir unu. Yine aynı şekilde şöyle rulomuzu yapıyoruz. Şimdi yulafımızı alıyoruz ve suyumuzu alıyoruz. Benim koyacağım kalıp şu. 30 santim büyük ihtimalle bunun ölçüsü. Ben öyle hatırlıyorum. Size ölçer tam ölçüsünü veririm. Yulafların yapışması için yüzeyine hafif su değdiriyorum elimle. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Ve yulafa batırıyorum. Şu şekilde ortaya koyuyorum. Yine aynı şekilde şöyle yapıyoruz. Bu şekilde koyuyoruz arkadaşlar. Demin yanlış koydum, unutup o yüzden düzelttim. Yani şöyle alıyoruz. Üzerine hafif ıslatıyoruz. Yine aynı şekilde. Fakat şu yandan rulo olan kısımların gözükecek şekilde yan koyuyoruz kalıba. Şu şekilde. Göstereyim. Şöyle. Yanda bu spiraller gözüküyor. Bu şekilde koydum. Gördüğünüz gibi şu seviyede. Şimdi bunun şuralara kadar gelmesini bekleyeceğim. Mayalanmasını bekleyeceğim. Daha sonra pişireceğim. Dolaba koymayacağım. Dışarıda mayalanacak ekmeğim. Evet, şimdi bunu mayalandırmaya bırakıyoruz. Hamurumu kapalı fırının içinde 5-6 saat kadar tuttum. Gördüğünüz gibi kabarmış. Fırınımı ısıtıyorum 600 ayarda, 200 derecede ve 180 derecede kademeli 50-60 dakika pişecek. Yan taraftakiler birazcık şuradan açılma yapmış. Yulaf serptim kapatmak için üzerine. Evet, puf puf olmuş gördüğünüz gibi. Şimdi pişirmeye koyacağım. Fırınım ısındı. 3 dakika kadar pişirdim. Gördüğünüz gibi
pembe oldu. Şimdi kalıptan çıkarıyorum. Alt üst ayarını pişirdim. Şöyle bir tanesini çok yani tam soğumadı ama sizler için keseceğim. Evet, yumuşak bir ekmek. İçinde dinkel var. Çok kabarmadı ama gayet yumuşak. Şöyle dokusunu görebilirsiniz. Sıcak hala, nemli. Sıcak içi. Bir lokma tadına bakacağım. Gayet güzel olmuş. Lezzetli olmuş. Yani denemenizi tavsiye ederim. Tam reçeteyi, açıklamayı web siteme yükleyeceğim.